İngilizce cümle pratiği serisinin ikinci dersine hoş geldiniz. Bu seride bir derste bir cümle seçeceğiz ve bu cümleyi analiz edeceğiz. Cümlenin içindeki kullanılan bütün bu ogeleri hepsini analiz ettikten sonra sizinle pratik şeklinde bunun gibi bol bol cümle kuracağız. Bu ders bittiğine kadar belki 10, 20 ve daha fazla cümle kurmaya başarabilirsiniz. Bu cümle tazinden. Bu seri 100 güne kadar devam edeceğiz. Geçen hafta bu cümle yaptık ve aslında aşağı inerek aslında bir sürü cümleler yapacağız. Bugün ikinci derse hazırsanız başlayabiliriz. Bugünkü dersimizde They play football on weekends. They play football on weekends. They play football on weekends. Onlar hafta sonları futbol oynar. Çok basit bir cümle. Bu cümle gibi siz de aynısını kurmak istiyorsanız, aynısını o zaman bugün bunu yapabilmek için biz bu cümlenin nasıl kurdukları. Bu da Türkçede onlar hafta sonları futbol oynar. Her zaman diyorum ki gerçekten İngilizce akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsak öncelikle akıcı bir şekilde İngilizce cümle kurabilmemiz lazım. Çünkü akıcı bir şekilde cümle kurabilirseniz akıcı bir şekilde dua olarak konuşabilirsiniz demek. Şimdi biz bakalım. Onlar ne ile başlamayı tercih ettiler? Onlar hafta sonları futbol oynar. Şimdi ancak biz en son yani bu bile Türkçe çeviri direkt olduğu için onlar kelimesi başladı ama yoksa hafta sonları futbol oynarlar derler. Genellikle de daha çok aslında bu da lar ifadesini bu da yazabilirim diye arkadaşlar. Biz analiz edelim. İngilizce cümle yapısında her zaman S they yani subject olarak aslında bu da kimla yaptığını they ifadesini yazdık. Sonraki olan ne yaptılar işte play yani film. Ondan sonra ne oynadılar? Futbol. Diyelim arkadaşlar bu da durmanızı istiyorum. Çünkü cümleleri en azından buraya kadar getirebilmeniz gerçekten güzel bir adım atmış oluyorsunuz. Kendinize tebrik etmeniz lazım. Şunu söylemek istiyorum. İngilizce çözerken de şunu sormamız lazım. Biz e, bazı konular aklımıza geliyor. Gamo Hoca ne zaman playing kullanıyorduk? Bazen de played diyorlar. Bazen de e, will play diyorlar. Onlar ne oluyor? Bunlar nedir diyeli arkadaşlar diye merak ediyorsunuz diyeli arkadaşlar. Şu konuları her zaman konuları öğrenirken, gramer çalışırken biz her şeyi sanki kutu kutu içerisinde koymamız lazım. Her cümlede bir subject var değil. Bir fiil var. Ve normalde fiilin üzerine en önemli olan şey zamanı taşır. Yani bu yapılan bu hareketi hem fiili söylerken yapılan bir hareket oldu, olacak mı veya her zaman mı oluyor? Şimdi bunun mantığı şudur. Değerli arkadaşlar İngilizce'de tüm tensleri mesela çünkü fiilin üzerine olacağı için ya biz bazen diyeceğiz ki they play olabilirdi. Yani they play söylesem o zaman oynarlar. Okay? Oynar. Okay? Oynarlar olurdu. Ama they are playing desem They are playing. Dediğimde, Değerli arkadaşlar, Ne demek? Onlar şu an oynuyorlar. Okay. Oynuyorlar. Ha. Ondan sonra, They will play. Deseydik. They will play. Deseydik. Değerli arkadaşlar. O zaman ne olur? They will play. O zaman oynayacaklar. Okay. Oynayacak. E, oynayacaklar. Tamam. Şimdi oynadılar. Demek istesek, Değerli arkadaşlar, O zaman ne olurdu? They played. Harika. Şimdi buraya kadar bence güzel bir temel oluşturalım diye arkadaşlar. Şimdi bu oynadılar. Okey. Oynadılar. Harika. Şimdi bunu güzel bir şekilde e, şey yapacağız. Mesela diye arkadaşlar. Demek ki biz şunu artık fark ettik ki her cümlede tamam. Bir subject var tamam. Onu yaptık. Subject'i biliyorsan harika. Sonra fiili eklesin. Sonra object'i de ekledik. Yani subject kim yaptı? Sonra fiil. Normalde bizi dert eden şey ne subject üzerine değil ne object üzerine olmuyor. Normalde sadece da biraz durup o da çünkü web olarak yani yapılan hareketin üzerinde bu hareketin hangi zamanda yapıldığını göstermek istiyorsunuz. Herhangi bir dilde ne kadar tense olursa olsun İngilizce'de 12 tane tense var ama biz sadece şunlara odaklanacağız. Ya ya future var, gelecek olacak bir şey, past, e, şimdi present olan bir şey var, veya past. Hayatta bunlardan ibaret değil mi? Yani gelecek şu an ve geçmiş. Normalde aslında geçmişi bu tarafta yazabilirim ama mesela gelecek şu an ve geçmiş. Bu üç tane zaman dilimi. Bütün bunları üzerine aslında oyun yani dönüyor. Şimdi sadece şurada da bu present içerisinde de bir şey yazmak istiyorum. Bu present içinde de yani continuous olarak devam edebilir. Okay, so devam ediyor. Okay, devam ediyor olacak. Yani demek ki bazen present olup şu anki bir zaman olup geniş olarak yaptığın bir şey ama devam ediyorsa o zaman present continuous diyeceğiz. Bazen de geçmişte başlamış olan bir hareket hala devam ediyorsa o da past continuous diyeceğiz. Ama future tense ise o da Gelecekte devam ediyor olacak olan hareketler için yapıyoruz. Onun için öncelikle zaten bu continuous continuous ifadesi eklemeden önce bile düşün ki bir gelecek var, bir present var ve bir past var. İngilizce'de istiyorsanız sadece bu üç tane zaman dilimleri var. Yani bunların ismi ne? Gelecek yani future tense yazıyorum. Ondan sonra gelecek yani şimdiki veya işte uh, geniş zaman olarak yazayım. Genellikle geniş zaman olarak yazmayı tercih ederim. Çünkü şimdiki zaman da geniş zamanın içinde oluyor. Veya diğer tenslerde de olabilir. Onun için geniş zaman olarak yazdık. Ondan sonra past tense ise geçmiş zaman. Tamam şimdi diyelim arkadaşlar bu hareketi yaparken şunu yapacağız. Genelde geniş zaman olarak bunun içinde geniş yazacağım. Tamam geniş zaman kusura bakma benim Türkçe e, kılavuzum yok şimdilik ondan dolayı böyle yazıyorum diyelim arkadaşlar. So geniş zaman şimdi de playing ise ne oluyor bu ne oluyor işte şimdiki zaman. Şimdiki zaman değerli arkadaşlar. Şimdi şimdiki zamandan sonraki olan e, şey ise. Gelecek zaman olur. Değil mi? Gelecek zaman. Tamam. Ondan sonraki olan aşama ne gelecek? İşte geçmiş zaman. Okey. Geçmiş. Şimdi size bir ipucu vereceğim. Bu ders izledikten sonra tam anlamıyla bunu anlayacaksınız. Nasıl yapmanız gerektiğini artık çözeceksiniz. Bakın diyelim arkadaşlar. Biz geniş zamanda cümle kurmak istediğimizde sadece subject artı fiilin ilk halinde oluyor. Hemen kuralı da yazıyoruz. O zaman neydi? Bunun kuralı subject artı verb ama verbin hangi durumda? V1. Okey. Verb'i de kalacak ve bu kadar. Demek ki sen genel zamanda cümle kurmak istediğinde subject'i söylersin. Sonra fiilin ilk halinde o örnekleri yapalım mı diyelim arkadaşlar. Nasıl olacak o? O zaman bunu tekrar kopyalıyorum. Aşağı getiriyoruz. Ama bu sefer her seferinde biz e, örneklerle gideceğiz. O zaman subject I olsa I play. You olsa you dance. Onlar ise mesela they dance. Ama he, she, it ifadeler ve ismiler mesela Ahmet ve mesela e, Mira ismini söylemek istiyorsan fiilin mesela play ifadesini s takısı ekleyeceksiniz. Bu kadar. Bu bir istisna. He, she, it yani tekel şahis olan ismiler için s takısı ekliyoruz. Bu s takısı çoğuluk anlamına gelmiyor sadece bir istisna. Onun için I play, you play, they play bunlar bu kadar. We play olacak. Harika. Şimdi zaman kaybetmeden biz We, they are ifadesini bir bakalım. Şimdi bu şimdiki zaman. Şimdiki zaman ise konsepti çok basit. Bu da sadece to be olmak fiilini kullanmamız lazım. I am ve playing diyeceksiniz. You are. Bu da başka bir deste onu anlarsınız ama bu da hızlı bir şekilde geçmek istediğim için. You are playing. Mesela he, she, it dediğimiz zaman diyelim arkadaşlar ne ekliyorduk en son? He, she, it ifadesi söylediğimizde ne ekliyoruz diyelim arkadaşlar? es ifadesini ekliyoruz. He or she or she is playing. Şimdi they are playing ve we are playing. Okay? Demek ki bunu gördükten sonra artık hayatınızda siz geniş e, şimdiki zaman olan her cümle kurabilmeniz lazım. Çünkü bu bir taslak. I am. Sonra play ifadesi sonra ing. O zaman kuralı da yazalım mı? S artı fiil. Okey. Fiili artı ing ifadesi ekliyorsunuz. Sadece sadece veya verbi söylemeden önceki önemli olan bir şey var. Onu da yazayım. O neydi? Yani to be olmak fiilinin yardımcı fiilleri. Bu yardımcı fiiller nelerdir? Am ifadesi, is ifadesi ve a ifadesi. Bunu çözdünüz mu? Bitti. Artık siz geniş e, şimdiki zamanda herhangi bir cümle kolaylıkla kurabilirsiniz diye arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonraki olan aşama ise they will play. Onlar oynayacaklar. Şimdi ge gelecek zamanda cümle kurmak istediğimiz o zaman they will ifadesini yaptık ya. Demek ki burada subject'i yazıyoruz diye arkadaşlar. Artı ne? Will ifadesi. Artı ne? Fiilin ilk hali. Okey. Verb. Ama verbin nasıl kalacak? sadece aynı şekilde kalacak yani V1. Buradaki V1, V2, V3 konseptini umarım siz daha önce gramer dersleri görürken onu da görmüş olabilirsiniz. Yani fiilin ilk hali. So örnek yapalım. Mesela I will travel. Yani seyahat yapacağım. I will drink. Okay. I will drink. Bu şekilde. Şimdi he, she, it diye bir cümle de yapalım. She will come. Tomorrow. Yarın gelecek. Okay, she will come tomorrow. Bu şekilde demek ki will ifadesi de bunun gibi cümle kurabiliriz. Harika. Şimdi son olan ve baba olan ve bizi kafamız karıştıran tek olan nokta olursa o da geçmiş zaman oluyor diyelim arkadaşlar. Geçmiş zaman. Şimdi geçmiş zaman sadece dikkat etmemiz gerektiği nokta şu. Çünkü geçmiş zamanda iki tane şey var. Bir tanesi regular ve bir tanesi irregular. Okay irregular. Şimdi bunların ismi zaten İngilizce, Türkçe'de dediğimiz düzenli ve düzensiz. Okey, bu da yazayım. Yani ve düzensiz. Adı üstü zaten baktığınızda düzenli olan ifadeler mesela play ifadesinin direkt played olması, mesela jump ifadesinin e, direkt jumped olması mesela ve düzensiz fiilleri ise mesela ne gibi örnek verebilirim? Mesela it ifadesinin et olarak dönmesi Mesela come ifadesinin came olarak gelmesi, mesela go ifadesinin went olmasını, bunları düzensiz olması ile birlikte ondan dolayı biz diyoruz ki bu ifadeler düzensiz fiiller. Bunlar İngilizce'de şunu söylemem lazım. İngilizce'de eğer 100 tane düzensiz fiil varsa neredeyse %90 olarak kullandığımız en çok yani bildiğimiz en çok kullandığımız ve günlük olarak ihtiyacımız olan ifadeler %90'ı zaten biliyoruz. Zaten en çok kullandığımız yani düzensiz fiile oluyor. Mesela drink, drank oluyor. Eat kullanmıyor muyuz? Come kullanmıyoruz. Onun için ezberlemekte bir fayda var. Bu konuyla alakalı bir ücretsiz PDF'im var. Benim web site gamahocan.com'da bulabilirsiniz. Ve aslında bunları hepsini çözmemiz gerekiyor. Son zamanlarda bir video çektim ve diye arkadaşlar diyor ki Gama Hoca bu konuyu niye insanlara yanlış şeyler gösteriyorsunuz? O videoda hiçbir zaman demedim ki bunlar ezberlemeyin. Dedim ki unuttuysanız siz o da durup da yanlış bir şey söylemek yerine o zaman did ifadesi söyleyip bu ifadeyi tamamlayabilirsiniz. Mesela did go ifadesi kullanabilirsiniz, did eat ifadesi kullanabilirsiniz ve did e, kam ifadesi kullanabilirsiniz. Millet anlamadılar. Çok kişi buna karşı çıkmışlar. İngilizce hocalar da bazı kişiler çıkmış. Ve yo bunu olmuyor oh, oh. bu bir vurgu yapmak için. Evet illaki vurgu yapmak için bunu kullanıyoruz. Ama unutmayın zaten bunu söyleyen karakter zaten kendisi de unuttu ki do ifadesinin yeni zamanda olduğu zamanda bile do go ifadesi de bir vurgu yapmak için kullandığımızı unutmayalım. Onun için sadece did ifadesinin vurgu kullandığını değil. Do ifadesi bir vurgu kullandığımız için did ifadesi de bir vurgu oluyor. Onun için bunu düzeltiyorsa bunu da söyleyelim. Normalde I do go diyebiliriz. I go diyoruz. I do go demek ki evet kesinlikle giderim. Onun için do ve did ifadesi vurgu için kullanıyoruz. Ama ikinci anlamı ise bir vurgu yapmak istiyorsun. Do go dediğin zaman o zaman o kişi gider demek. Yani kesinlikle giderim yani gider. Şimdi did go dediğimizde gittim gerçekten. Tamam bunu söylerken Hangi tense hala konuşuyoruz? Hala geçme zamanda konuşuyoruz. Onun için bunun gramatik olarak yanlış olmadığını bir kişiyle konuşuyorsun. Oh, no, I did go. Siz böyle vurgu yaparken, siz düzeltmeye çalışırken sadece bunu odaklanıyorsunuz. Sanki İngilizce I did go gibi. Yo, doğal olarak bir kişi konuşuyorsa, yeah, yeah, I did go and I did eat uh, chicken wrap yesterday. Bunun net tuhaflık var. I did eat chicken wrap yesterday. Hiç kimse sana gülmeyecek. Amerikalı, İngiltereli hiç kimse seni gülmeyecek. Siz bir kitapta okudunuz bir gramer kitaptan did go ifadesi vurgu yapmak için kullanılır. Acaba abi sen en son ne zaman did go kullanmaya yani ihtiyaç duydun? Onun için biz bir çözüm sunmaya çalışıyorsak çözüm sunmaya izin verin. Mesela did go, did eat, did come kullanabilirsiniz. İlk önce aslında did ifadesinin vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ama vurgu yaparken vurgu olması için öncelikle ne oluyor? Geçmiş zaman. Onun için bence mantık olarak zaten mantık olarak ilk ne geliyor? Geçmişte bir şey yaptın. I went ifadesi dedin. Ve kişi diyor ki, oh gerçekten gittin mi? Ya yeah, ya yeah, I did go. I did go dediğin zaman o zaman bu kişi yine de did ifadesi kullandı demek ki geçmiş olması lazım ki vurgu olsun. Umarım bu mantık e, anlaşıldı. Fazla zaman beklemeyeceğiz bunu ama umarım anlaşılır. Onun için geçmiş zaman İngilizce cümle kururken aslında bizi kafamız tartışan şeylerden bir tanesi bu kısmı oluyor. Ama bunu da çözdüğünüzde o zaman her şeyinde artık did ifadesiyle fillere yapabilirsiniz. Ama tembel olmayın. Bütün bunları ezberleyebilirsiniz ve listeyi de size bırakıyorum. Değerli arkadaşlar o zaman bizim bu cümlede tekrar dönüyoruz. Bu cümlede yani they play football, they play football on weekends. Sonra zamanı söyledik. On weekends. Tamam. On weekends ifadesi söylememiz için yani işte hafta sonları. Mesela burada artık on Monday olarak söylemek isteseydik. Okay. On Monday. On Monday o zaman günü söyledik. Tamam. Eğer keşke bunun sadece saati olarak söylemek istesek. Aha, at 5 p.m. olarak demek isteseydik o da olur. O zaman bu cümleyi biz aynasını alacağız ve o ne cümleler kurup ondan sonra bu dersi kapatacağız. So cümlemiz neydi diyelim arkadaşlar. They play football. Okay. They play football on weekends. Okay. Hafta sonları futbol oynarlar. Biz de bunun gibi 5 tane cümle kurmaya çalışacağız. Mesela so I learn ifadesiyle yapalım. Ben öğrenirim. Hepsini bu tense'te gideceğiz. I learn ama ne öğreniyorsunuz? I learn English. Ne zaman? Every morning diyelim. Her sabah. Okay. Every morning. Okay. I learn English every morning. Harika. Sonraki bir cümle yapalım. Mesela e, ismi kullanalım. Mesela Ahmet. Ahmet. Ahmet ne yapalım? Ahmet ne yapar? Ahmet goes to work. Şimdi bu da go kullanmak istedik ama madem aslında bir genel zaman olup ve Ahmet he she it adı altında düştüğü için o zaman bu da go ifadesi es takısı ekleriz. Bu konuyu da o ile bittiği için es ifadesi olarak yaptık. So Ahmet goes to work. Ahmet işe gider ne sıklıkla belki every Monday sadece e, pazar e, günlere işe gidiyorsa every Monday perfect okay we ifadesi yapalım mesela ne yapıyoruz we teach biz öğretiriz we teach English nerede at the language school yani dil okulunda İngilizce öğretiyoruz. Buradaki at ifadesi aynı zamanda da in de olabilir. Sadece konuşma bağlı olarak at ifadesi daha çok spesifik. Yani çok olarak seninle konuşurken biliyorum. Sen de biliyorsun o zaman at ifadesini kullanabiliriz. Ve in ifadesini de kullanabiliriz. Son bir cümle. O cümleyi size bırakmak istiyorum. Ve bu şekilde bugün de bu cümle yapısını çözmüşüz. Ve ne yapmış olduk? Bu da artık biz bu cümleleri bu da genel zamanda kursa bile biz eğer bu cümleyi eğer biz şimdiki zaman olarak dönüştürmek isteseydik o zaman buradaki they play olurdu yani genel zaman. Şimdi they are playing olacaktı ve they will play ifadesi olur eğer gelecek zaman olacaksa they will play ve geçmiş zaman olacaksa düzenli bir fiil olduğu için they played. Değerli arkadaşlar bu şekilde. Umarım bu video sizin için faydalı oldu. Faydalı oldu ise bu videoyu beğenebilirsiniz. Yorum kısmında bir güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Ve sonraki derslerde görmek istediğiniz bir konu varsa onu söyleyebilirsiniz. Bu seri devam ediyoruz. Onun için takip etmeniz ve abone olmanız yeterli olacak. Sonraki videolarımı kaçırmamak için sonraki dersimizde görüşmek üzere. Gama Hoca. See you. Bye bye. Peace.